Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanları 13. sezonun ödüllerini alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce hem ittifak hem kişi ödül yani tek kişilik ödül hem de sıralama ödülleri geldi. Evet, şu anda başka bir videoya geçtik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tam 15 dakika kalmış durumda sezonun bitmesine. Bitmeden size birkaç karşılaşma göstereyim dedim. Vallahi e, 340'tım. Son dakika bir maç daha yapmam gerekti. Çünkü son gün millet öyle bir kastı ki arkadaşlar. Mesela dün yani salı günü 340 ile 30. sırada falandım. Bugün yani e, bir baktım Mysterium 1 olmuş. Millet deli gibi basmış. Ya da Merkler de basmıştır. Gerçi Merkler de var çünkü. E, paralı oynayanlar da var başka hesapları. Kimler yapıyor ama bilmiyorum. Sadece e, line gruplarında görmüştüm. E, 348 bile aşağı düşmek üzere şu anda arkadaşlar. İyice geliyor yani. bir iki saat daha verilse 356 bile düşerdi aşağıya büyük ihtimalle. Evet. Bugün attığım son karşılaşma buydu tek karşılaşma. ilk ve tek. Mysterium birden tekrar göksel altıya çıkmak için attığımdı. Şöyle bir bakınalım. Ee, zaten Maestro'nun en iyi counterlarından olan Tigra ve Juggernaut. Bir de kurt adam var. Ee, bu metada Chavez pek iyi gitmedi. Ee, Maestro'ya enerji hasarı vermesi gitti. Ama şansınız ya ver giderse Amerika Chavez de alıyor Maestro'yu çok güzel bir şekilde. Ee, ondan sonra round 2'de ne yapmışız? Ha, bu, bunu sattım. Bunu şurisi, bu arkadaşın Shuri'si R3'tü çünkü. Buna yapacak pek bir şey yoktu. Hulkling bunu sattım. Ee, benim çok güzel şey olmuştu. Ee, bir durum olmuştu burada. Onun silah X'i vardı. Tozlu. Son dakika bana Lady Death Strike vermişti draftingten. O yüzden o silah X'i savunmaya atamadı. Çünkü Lady Death Strike biliyorsunuz anında eritiyor silah X'i. Üçüncü rantta da işte silah X'i saldırıda kullanmaya çalıştı. Benim de Archangel'ım vardı Nick Fury'sine karşı onun. Daha avantajlıydım. Onunki tozluydu. Benimki değildi. Ee, Nick Fury bug'ı da tutmadı bende. Nick Fury'nin bug'ı var şu anda arkadaşlar. İkinci ee, yaşamına geçmeden bazen e, nakavt oluyor. Ben de burada geçmedi, geçti ikinci yaşamına. Ona rağmen 77 saniye sürdü tabii ki. Ee, bununla Göksel 6'yı tekrar garantilemiş oldum. Sonra neden Lemon gelmişti arkadaşlar. Bu adamın hesabı manyak. Yani e, bir sürü e, R2, 6 yıldızlı tozlu hero R5 falan vardı. Yine galanı R4 kalmıştı ama arkadaşın. Burada fotonunu satmışım şuriyle mesela. Shuri pek bir şey yapamaz bu metada çünkü fotona. Belki genel olarak bir şey yapamazdı. Bunu satmıştım. İkinci round'da Sasquatch'ını e, halkımla almıştım. Bu Sasquatch R3 müydü? Yok R2. 200 kopya R2'dir bu. 28.000 dediğine göre 200 kopyadır çünkü. Evet. E, o da maestro kullanmış. Benim League satmış. Çünkü benim kurt adamım vardı. Maestrosunu alırdım. Kurt adamla. Bakayım maestrosu bunun kaçmış? R2'ymiş. R2 maestro bu. Ondan sonra... Son round'ta da arkadaşlar, Morbius kopyalı Morbius'un Mango denedi ama pek iyi gitmemiş şansı herhalde. Pek ben de denemiştim daha önce Morbius'u Mango'ka pek iyi gitmiyordu ya da ikimiz de iyi oynayamadık. Chavez halka kullandım ben burada. Aslında çok iyi gidiyordu. Böyle 100 saniyede falan alacaktım ama halk tam ölmek üzereyken son dakika el becerisi hatasından bir dayak yiyorum arkadaşlar. Ondan canımın %40'ı gidiyor ama e, rakip daha çok canını kaybetmiş neyse ki. Bu da zaferi veriyor bize. Ondan sonra Dart Coast'ta kaybettim arkadaşlar. Dart Coast'ta var ya bu ilk roundda son dakika domino kaçış yapıyor. Öyle bir öyle hatırlıyorum. E, ee, Lake'im dolmuştu karınca adamla. Ondan sonra tam atacağım indireceğim domino Lake'inin ilk vuruşundan kaçış yapıyor. Tabii şanslısı çok uzun sürmüştü. Sonra gelip bana bir combo yapıp canımın %30'unu alıp e öl ölüyor. Ondan sonra yani eğer bu vuruşu yapsaydım muhtemelen e bu roundu kazanacaktım. Bakalım sonra ikinci roundu her türlü satacaktım zaten. Ama burada ikinci roundda ilk o atıyordu. O galana attığında ben burada şey atardım. Amerika Chavez veya Absorbing Man atardım. Satardım. Ondan sonra o akrebine halkını veya e, ördek Howard'ını atardı. Ben de akreple her türlü alırdım hepsini. Adam galandan canını bayağı kaybederdi zaten. Burada şu bu yöntemi bir deneyeyim dedim. Mantisle işe yarayacak dedim. Chavez daha iyi alıyormuş. Ama o, e, onun Chavez'i bakayım R2 galanı da tozluydu. Her türlü avantajlıydı. O yüzden ben Chavez kullanmadım burada. Ee, o şekil bir mağlubiyet. Ondan sonra artık biliyorsunuz J-A-A-S-R oldu arkadaşlar. Eskisi eskisi gibi. Şimdi bu arkadaşlar çok şey anlatıyor. Bu metanın ne kadar e, e, rakibin nasıl oynadığına bağlı olduğunu anlatıyor. Mesela burada Juggernaut'la Nick Fury'yi yetiştirememişim. Çünkü hatırlıyorum burada özel saldırılarını hiç atmazdı. Nick Fury çok geç atardı ya da. O yüzden uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. ikinci canına geçtim ve canını yarısına kadar getirebildim. Sadece ikinci canında. İkinci rantta sonra Jessica Jones savunma yatıyor ama Amerika Çavez Jessica Jones'a iyi gidiyor arkadaşlar. Rahat aldım. Baron Zemo'yu burada Nick Fury'sine kullandı. Çünkü Baron Zemo savunmada pek bir şey yapamaz ee, eğer iyi e counter'ını getirdiyseniz. Üçüncü rantta da arkadaşlar sonra Mangok'tan bile 2 yemiş galiba. Ee, ben onun R3 Sas Sas Sasquatch'ı mıydı? Evet R3 Sasquatch'ını akrebimle alıyorum. 73 saniyede çok güzel bir dövüş oluyor bu ve bu arkadaşı da yeniyorum böylece. Bir de tozlu denetmeni vardı. Onu niye atmadı acaba? Sasquatch attı. R3'e güvendi herhalde. 6 yıldızlı 6 tozluyla R3 çok fark eder çünkü. Evet devam edelim. Şuna bir bakalım. Burada da bu R2 mi R3 mü? Bu R2. Bakın aynı bu daha kötü dövüşmüşüm burada demek ki R2 olduğuna göre. Evet Kingpin'ime Mantis denemiş. Şansı 78 saniyede almış vallahi. Demek bir tanesini kaldırmamış Kingpin ki hasar verebilmiş. Çünkü Kingpin'i dövmek zordur bu metada biliyorsunuz. Son roundda ne yapmışız bakalım. Ha, evet burada Mangoku'nu atıyordu. Ben de Tigray'ı kullandım Mangoku atmışken. O da Demir Adam'ını R3 bir kullandı. Demir Adam'ı R2 idi ama biraz sürer tabii Demir Adam. Tigra çok daha hızlı alırdı Mangoku. Süre avantajından yendim arkadaşı. Sonra Luhtem Taters ile arkadaşlar. İyi bir YouTuber'dır. İttifak Savaşı'nda da Top 2'de biliyorsunuz bunlar. Evet Attuma hiçbir iş yapmıyordu bu metada arkadaşlar. Akrep Attuma'yı çok rahat alıyordu. Domino'yu sattı burada. Domino'ya counter yoktu anladığım kadarıyla. Absol Man deneyebilirdi gerçi Domino'yu ama her türlü Akrep'le avantajım vardı benim. Evet son round'da da arkadaşlar Onslaught'a karşı mükemmel oynadım Hulk'la. Onslaught'u dövebilirsiniz Hulk'la kesinlikle. Bu metada sadece zor Onslaught birazcık çünkü çok güç kazanıyor. Yani L2'sini doldurduğunuz zaman L3'e çok yakın oluyor. At atmazsa gücünü gittiniz. Killmonger'a e, akrep kullanışlıydı bu metada biliyorsunuz. Luftem Taters'ınki ki biraz daha uzun sürmüş ama ben daha kısa sürede almıştım. Yayınlarımdan bakabilirsiniz. R3 Killmonger bile almışlığım var. Akreple bir de tozluymuş. Onun akrebi çok daha kısa sürede alabilirdi. Demek biraz daha şey oynamış. Safe oynamaya çalışmış. Ondan sonra bir tane daha gösterelim. Sonra ödüllere geçelim. Evet, Çinli bir arkadaş. Burada her Herkül'ü çok kötü kullanıyordum. Karınca adama alıkoyma, alıkoyma falan hiç yapamadım. O şuraya direkt akrebini kullandı. Ondan sonra ikinci roundda ee, bakayım karınca adama şansı iyi gitmiş. Yani 118 saniyede almış. E, ben şey Hawkwing'i şuraya denediğimde hiçbir şey yapamamıştım mesela. Ama mesela şuraya dikkat ettiniz mi arkadaşlar? E, Nick Fury'e Juggernaut kullanıyorum. 55 saniyede aldım. Bu kez burada. Hem de Nick Fury bug'ı tutmadı burada. İki canını da aldım. Juggernaut'la ama Yukarıdakini de 100 yetiştirememiştim. Çünkü bunda Nick Fury özel saldırılarını hemen attı arkadaşlar. Çok güzel attı. O sayede yetiştirdim ben bunu. Ee, o yüzden buradan anlaşılıyor yani. Meta'nın çok rakibin oynayış, oynay nasıl oynadığına bağlı olduğunu. Yani buna İngilizce'de AI dependent diyoruz arkadaşlar. Rakibiniz iyi oynarsa yani size size sizin lehinizi oynarsa çok özel saldırılarını atarsa agresif oynarsa eli ele alıyorsunuz. Ama pasif oynarsa pek bir şey yapamıyorsunuz. İşte en iyi açıklamasını Juggernaut'la Nick Fury şeyinde gördünüz. Bu Nick Fury de tozluydu bu arada. Görebilirsiniz buradan. Üçüncü rantta da sonra fotondan son dakika dayak yiyorum ama Kingpin'i Kingpin'le alamayacağı için bu metada çok rahat e, round'u kazanıyorum. Titania iyi foton alır bu arada. Ben burada özel saldırıya yakalanıyorum son dakika ama nasıl yakalandığımı hatırlamıyorum. Belki de yere düşürmüşümdür. El becerisi çalış, çalışmıyor yani fotonda yani el becerisi yapamıyoruz ya. Ona denk gelmişimdir belki. Evet, Karşılaşmaları böyle arkadaşlar. 6 dakika kaldı. Göksel 6 bitirmekten çok mutluyum. Zaten eee Göksel ile ödülleri aynı, hiç fark yok. Sadece şu 500 fark ediyor o kadar. Ee, onun dışında Titan'la 7 yıldızlı önemli. 71 81 ödül farkı artı da fark etmez. Evet, ödüllerimizi açalım o zaman. Sıralama ödülleriyle başlayalım. Evet, canlı yayınlarımda Göksel 6'ya yerleşeceğimi zaten sizlere söylemiştim arkadaşlar. Ee, Göksel 6 çok sıkışıktı gerçekten böyle tabloyu inceledim. Ee, bütün skorlar iç içeydi. Zaten ben Misterium 1'e düştüğümde arkadaşlar son bir maç yapmam gerektiğinde Göksel 6'yı garantilemek için Misterium 1'den bir anda Göksel 6'nın 15. sırasına fırladım. O kadar yakındı Göksel 6'daki skorlar. Ee, Göksel 5'tekiler daha uzaktı birbirine ve çok oynamıyordu. Oradakiler. Çünkü Göksel 5 ile Göksel 6 ödülleri neredeyse aynı biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki 6 yıldızlı parça fark ediyor bir tek. Ve bu bile yani bana tam 10.000 yapıyor benim 6 yıldızlı şey parçamı. E, Andaç kristal parçamı. Zaten etmese de 500 tamamlardım mağazadan da hiç fark etmez. O yüzden kimse Göksel 5'e çıkmaya uğraşmadı Göksel 6'dayken. E, ama mesela bir zafer daha kazansam Göksel 5'te arkadaşlar. Ama o risk alınıp e, kaybetseydim Mister biri boylayabilirdim. Çünkü Göksel Altı o kadar sıkışıktı. inanılmaz sıkışıktı. Evet. Durum böyle. Ee, bu unvanı alıyoruz. İlk defa alacağım bu unvanı. Geçen sezon Göksel'e kasmamıştım çünkü. Ee, 2500 Titan Kristali parçası. 12500'de 7 yıldızlı kristal. Bir tane 7 yıldızlı açmamızı sağlayacak. Titan Kristali'ni canlı yayınımda açtım arkadaşlar. şölen ee, Kristali'ni açtım canlı yayınımda. Kindred bulduk. Spoiler'ı verdim kusura bakmayın. 70.000 tane de ödül kartı. 10.000 de şeyden gelecek ittifaktan. O da çok iyi. Aldım gitti göksel ödüllerini arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet. Gelelim. E, ay fazla bastım. İttifak ödüllerine top 5'e girdik arkadaşlar. Kaos biliyorsunuz top 5'e hedefliyor. Savaş alanlarında zaten. Ve tam da 5. olduk. Mükemmel oldu. Buradaki S6 seçicilerini bu sayede alabileceğim. E, ve oluşturacağım S6'ları. Tabi bunu almadan önce bir kontrol etmek isterim. Bana ne lazım diye. Bir envantere gidelim. Hmm. Şöyle birini R2 mi atsam yoksa 6 yıldızı R5 mi atsam ikilemine düştüm de. Mesela mutant alabilirim ama mutant olsam ol alsam oluşmayacak. Üçüncüsü. Çünkü 3 üç tane seçici var. Ee, gerçi e, 11.400 %25'i mi ediyor bunun? Galiba %25'i ediyor. 3 tane az Yok 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 yok. yok. %20'si ediyor. %20'si ediyor. 3 tane alsam oluşmayacak. Onu yine gidip kozmik alsam oluşuyor galiba kozmik. Öyle yaparım büyük ihtimalle. Şimdi gidelim. Bir tane de kristalimiz var zaten. Onun dışında bir tane de kristalini alacağız ve bir sürü de T6 ve A3'ümüz olacak. Bunları da kullanmamız lazım. 2 S5 seçici, 3 tane %25'lik kristal. Evet, alalım bakalım. Önce S6'larla başlayalım. 14.250 diyor. Alalım bir tane kozmik. Bir kozmik daha. Ha, güzel, oluştu. Kozmik hazır. Tam oluştu hem de bir an 4 tane alacağım sanırım 3 değil iyi iyi, iyi. dalgınıma geldi. Şöyle bir beceri alalım. İşi tutmaya çalışıyorum. Bir de kozmik alalım. Kozmik basacağız çünkü. Evet seçicilerimizi aldık. Şuradan da 10 tane de şundan binde alt yıldızı kristal parçası alacağız. Bunu hiç kasmadım bu sezon arkadaşlar. Ödülleri kötü buluyorum çünkü. Yani aşama ödüllerinde sadece altı yıldızı kristali verdiği için kıdemli nişan harcamaya değmez diye düşündüm. Sonraki sezon yani şimdi bu ittifaka geçtim ya. O yüzden sonraki sezona saklayayım diyorum. E zaten ben kıdemli nişanı kullansaydım bu ittifak top top 3'e bile girerdi. Ben kullanmamama rağmen top 5'e girdi. Evet alalım şöyle. Evet ödüllerimizi aldık. Ünvan tabii ki Battlegrounds Combatant ödülünü aldık. Ama savaş şampiyonu varken başka hiçbir ünvanı koymak istemiyorum buraya. Ee, şimdi kristallere gidelim. Önce neyden başlayalım ee, bakalım. Burada bir şey yok galiba ya. Altı yıldızlı imza. Bir tane yüzde yirmi beşlik S6 vardı. Onu alalım. Tabii ki son dakika kayacak. Mutant verse güzel olurdu. Artık sola e, solo etkinlikteki S6'yı alabilirsek onu mutant alırız. Öyle yaparım büyük ihtimalle. O beceri de oluştu aynı zamanda. Güzel. Evet, parça kristallerine gelelim. Titan açamıyoruz maalesef. Titan'ı canlı yayında açtım. Ee, buradan bir tane 7 yıldızlı kristal açacağız. Başka bir şey yok. Bir de 6 yıldızlı andaç kristali. Special'da bir şey var mı? Orada da yok. Tamamdır. Bunları açmadan önce şeye de bir bakayım. Kim nereye yerleşmiş? Evet. Top 5'te zaten savaş alanlarına odaklanmış 3 tane ittifak var arkadaşlar. Ee, onları geçmek biraz zor. Sadece savaş alanlarına odaklanan ittifak. Battle Squad, Mysterium bir de Celestial'ı var. Bunun ikisi bile top 3'ü oluşturuyor. Ama 2 ile 5. aynı ödülleri alıyor. Biz NY ile aynı ödülleri aldık zaten burada arkadaşlar. Birinci en iyi ödüller alıyor. 2 ile 5 geliyor ondan sonra. Baktım aralıklara. Evet 6 ile 10, 6 ile 10 arasında Next, Universal, Universal Stars geri dönmüş ha. Bu bir ara bir zamanlar ara vermişti bu ittifak. ISO 8 ve TCN'ye geçtiğimize inanamıyorum valla. Bunlar üstümüzde olur diye düşünmüştüm. Sonra Movi. Bakayım e, tanıdık ittifak var mı? Movi ama helal olsun. Top ona çok güzel girmiş gerçekten. Helal size. Bakalım ne var? Forloki burada. Kenok burada. Heh. Assassin's Ribbon. Oo, bunlar yükseltmiş savaş alanlarında yerlerini ama top 30 da top 5. Acayip fark eder. Battlegrounds. Bunun Arcane ittifakı da varmış. Bir sürü Battle Squad ittifakı var. Resmen savaş alanlarına odaklanmış. Gladiatörler bir sürü var hepsinde görüyoruz. Bakalım başka Türk ittifakı bulur muyuz? PBT burada, SAS burada. Hmm. İtalya. GT40 burada. Aa GT40 ilk defa bu bu kadar yukarıda görüyorum ama 74 iyi değil ya. O yüzden zaten GT40'ın bu yanını sevmiyorum. New Nation'ı da bu yandan sevmiyorum. Çok düşükler savaş alanlarında. 97'ye girmiş. Göz gözler elinize sağlık. 118'e girmişsiniz. Bizde ne var? Ne var? Ne var? Palo burada. Hmm. Evet, başka Türk ittifakı göremedim galiba. Atladıysam siz yazabilirsiniz. Evet, tabloya da gö baktığımıza göre kalan kristallerimizi açabiliriz. Önce andaç kristaliyle başlayalım. Altı yıldızlı. Buradan aradığım tek bir andaç var. O gelse çok güzel olur. Ve tabii ki de o gelmeyecek. O gelirse şaşarım çünkü. Oh, o geldi o geldi. <laughs> i̇yi iyi. Yedi Yıldız r iki halkım var. Titanyan var. Buna yüklenirim biraz. İyi iyi. Bay Sinister bulmuştum. Bir de halkı arıyordum. Hayalet sürücünün 5 yıldızı var zaten. Karadolu'nun da 5 yıldız var. Ama orada da 5 yıldız var. Yeşil Goblin ve Görümcek 99'un da 6 yıldız var. Güzel bulduk. Çok iyi oldu ya. Evet. Ve son olarak 7 yıldızlı kristalimiz. Buradan da güzel bir şey verdi mi mükemmel kapatacağız videoyu arkadaşlar karşılaşmaları da gördünüz zaten. Çok güzel karşılaşma yaptık. Meta hakkında yorum yapacak olursak arkadaşlar savaş alanlarının 13. Sezon, 13. sezonunun son haftası çok kötü bir metaydı. İğrenç bir metaydı gerçekten. 14. sezonun metası biraz daha iyi olacak gibi geliyor bana. En azından şans faktörü ve AI'dan uzak olacağız biraz gibi. Rakibin özel saldırı atmasına bağlı olduğumuz için bu sezon biraz AI dependent yani rakibin nasıl oynadığına bağlıydı. Ona da AI deniyor yapay zekaya bağlı diyoruz buna. Ee, bakalım. Ne geliyor? Buradan durdurdum gitti. Ve o Juggernaut geçti ya. Mantis'i kopyalıyor muyuz? Oho! Vay negatifi kopyaladık. Güzel. Bunun kopyası güzeldir. İyi, i̇yi. Bozmalara karşı da kullanılır şimdi. Bunu da yani daha bir önceki 7 yıldızı kristalinde açmıştım. R2 bile atılır. Munaş R3 attı biliyorsunuz. İyi bakalım. Sonraki sezon kullanılmayacak tabii ki. Ee, Bay negatif savaş anlarında. Bir tek şeyde kullanılır. Üçüncü haftasında kullanılır belki o metanın ama. E, ilk hafta kullanılmayacak diye biliyorum ben. Çünkü Polkadot'la güç kalkanı karosu var. Şey yapamayız. Evet ödüllerimizi de aldık arkadaşlar. i̇ttifak macerası da tamamlanmış. Onları da alalım. Şöyle çok da sapmıyorum. İttifak macerasında. Ha bitmiş mi? Geçen hafta nereye yerleşmişiz biz? Ha top 10'dayız. İttifak macerasında da top 5'te olsak mükemmel olur arkadaşlar. Valla top 5 hedefimiz var. İttifak macerasında da. İttifak savaşları da zaten usta oldum. İlk savaşımız zaferle sonuçlandı. İttifak savaşında. Onda da ustayı oldum arkadaşlar zaten dört dörtlük bir, ittifak olacak burası. Hem de Kenobi yendik. Ama Kenob, Kenob'u yendik dediğime bakmayın. Kenob saldı bu sezonu. Hiç düzgün savaşmıyor. 100, 180 kere mi ne öldü galiba? Dur bakayım. Biz fazla öldük biraz. Evet 14, 192 kere Kenob, 14 kere biz ölmüş. 14 kere iyi arkadaşlar çünkü ittifak savaş sezonunun ilk savaşında ondan aşağı ölen ittifak olmamış galiba. Öyle duydum ben. Yine iyi, ölmüşüz yani biz. Evet. Çok sapmayalım konudan. Savaş alanlarında bir sezonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel açtık ödülleri. Çok güzel savaştık. Güzel karşılaşmalar yaptık. Sonraki sezonda görüşürüz arkadaşlar. Umarım siz de güzel bir savaş alanı sezonu geçirmişsinizdir ve güzel şeyler açmışsınızdır. Görüşmek üzere.